Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Avrupa önceleri Türkleri barbar olarak görüyordu. Halen de öyle görenler vardır. Fakat özellikle İstanbul'un fethiyle, Ortodokslara yapılan hoşgörü muamelesi ve Osmanlı'nın muazzam askeri başarıları Türkleri Avrupa'da hayran olunacak seviyeye getirdi. 16, 17 ve 18. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin olağanüstü gücünün de etkisiyle tüm Avrupa'yı kültürüyle ve yaşantısıyla etkilemişti. Nasıl ki bugün dünyanın süper gücü ABD'nin her türlü kültürü tüm dünyayı etkiliyor, o sıralarda da Osmanlı kültürü Batı'yı etkiliyordu. Bu olağan bir durumdur. İnsanlar güçlü olandan etkilenir. Bugün ABD dizi ve filmleriyle dünyada inanılmaz bir bilinçaltı hayranlığı oluşturmuştur. Osmanlı zamanında da İran, Arap ve Türk kültüründen izler taşıyan Binbir Gece masallarının Batı dillerine tercüme edilmesiyle Batı dünyası, Doğu dünyasını ve özellikle Osmanlı'yı merak etmeye, onlara ilgi duymaya başladı. Kişisel temizlik, banyo. Osmanlı'ya gelen elçiler, padişahın huzuruna çıkmadan önce hamamda iyice temizlenirlermiş. Pisliklerini dışarıya attıkları ve banyo yapmadıkları için hijyenik değiller. Ve Avrupa'da insanlar yüzyıllar boyunca kolera ve veba hastalığından ölmüş. Osmanlı bilginlerinin buldukları ilaçlarla hastalıktan kurtulmuşlar. Parfümün icat edilmesi, küvetin bulunup kullanılması, topuklu ayakkabının icat edilmesi, gelinlerin ellerinde bir buket çiçek taşıması, düğünlerin genellikle Haziran ayında yapılması banyo yapmamalarının bir sonucudur. Medeniyeti bizden öğrendiler, şimdi bize öğretiyorlar. Türklerde yıkanma işi hayrete değer. Paris'te ancak yarım yüzyıldan beri birkaç banyo var. Londra, Berlin, Viyana gibi şehirlerde o da yok. Bugün bir Avrupalı, en fakir bir Türk köylüsü kadar temizlik kurallarına uymaz. Bu satırları, Dr. Breyer'in 1836 yılında basılan Nif Ans Konstantinopoli adlı eserinden okuyoruz. İspanya'da ömrü boyunca iki kere yıkanmış bir insan göremezsiniz. Türklerse sık sık yıkanırlar. Türk hamamlarında bol su harcanır. Dünyada İstanbul kadar çeşmesi çok olan başka bir şehir yoktur. Evet, yanlış okumadınız. Bu sözler İspanyol Pedro'ya aittir. Avrupa temizliği ecdadımızdan, Osmanlı'dan öğrenmiştir. O dönem Avrupa'sında doktorlar banyo tavsiyesi etmedikçe yıkanmanın sağlık açısından son derece zararlı olduğuna inanılırdı. Aziz Francis ise yıkanmamış vücut dindarlığın işaretidir diyerek yıkanan Hristiyanları neredeyse kafir ilan ediyordu. İspanya kraliçesi Isabel ise tüm hayatında sadece iki kez yıkanmış olmasıyla gurur duyuyordu. Banyo yapmamak dindarlık göstergesi sayılıyordu. Banyo bir nevi yasaktı. 1500'lü yıllarda Avrupa'da insanlar hayatında bir kez banyo yapıyordu. Havuzda, denizde yüzmekle banyo yapmayı karıştırmamak lazım bu arada. Avrupa ortaçağında evlenmeden 2 ay önce banyo yapılırdı. Kötü kokmamak için. Düşünün, 2 ay. Yıkanma şekli de iğrençti. Orta Çağ'da genellikle Avrupalılar içi su dolu fıçıya girip temizlenmeye çalışırdı. Akmayan suda temizlenmek günümüzde pek tercih edilmez. Bu iğrenç bir şeydir aslında. Küvet kültürü buradan gelir. Türkler ise buna çok dikkat ederdi. İslam'dan gelen bir medeniyettir bu. Şehircilikte altyapı, çevresel temizlik. Eski Londra'da kanalizasyon benzeri bir şey yoktu. Kanalizasyon olmadığı için evlerde de tuvalet yoktu. İnsanlar tuvaletlerini ya doğrudan sokağa yapıyorlardı ya da tencerelere, kovalara yapıp dışarı atıyorlardı. İnsan dışkısı dolu sokaklardan hayvanlar yürüyor. Kasaplar da olayı iyice grotesk hale getirmek için temiz nehri kenarında bu hayvanları kesiyor. Sonra da kanı nehre akıtıyordu. Durum o kadar iğrençti ki Londra'ya gelmeden kilometrelerce önce Londra kokusunu alıp ciğerlerinize çekebilir, sonra da kusmaya başlayabilirdiniz. Orta Çağ'da Avrupalılar pek duş almadıkları için iğrenç kokuyorlardı. Bu yüzden parfüm kullanmaya başladılar. Bilinen ilk modern özelliklere sahip parfüm 14. yüzyılda, 1370 yılında yapıldı. Macar suyu ismi verilen parfüm, esans ve bibere yağlı alkol karışımından elde edilmiş. Lavanta yağı ile de zenginleştirilmiş ve güzelliğiyle ünlenen Macar kraliçesine atfedilmiştir. 16. yüzyılda cam sanatının gelişmesiyle beraber parfümün gelişme sürecinde de bir hızlanma olmuştur. O dönemde parfüm en fazla Fransa'da üretilip tüketildi. Direkt olarak vücuda sürülmesinin hastalıklara neden olacağı düşüncesinden dolayı parfüm sadece pis kokuları örtmek için kullanıldı.
Bu nedenle tüm kıyafet ve aksesuarlar ve hatta mücevherler bile parfümlendi. Parfüm endüstrisi 17. ve 18. yüzyıllarda çok gelişmesiyle beraber Fransa'nın Grasse bölgesi bu endüstrinin merkezi haline geldi. Hızla gelişen cam sanatıyla da 20. yüzyılda parfümler, şık görünümlere sahip şişeler içerisinde birer sanat eseri halini aldı. Artık sadece vücut kokularını, kötü kokuları bastırmak için değil, direkt olarak kişilikleri belirginleştirmek için kullanmaya da başlandı ve böylece modern hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Batıda çürüyen dişler için tüyler ürpertici bir yöntem keşfedilmişti. Ölülerin dişleri çürük dişlerin yerine takılıyordu. Takma diş olayı da böyle başlamıştır. Ölülerin sağlam dişleri sökülüp insanların çürük dişlerinin yerine takılıyordu. Avrupalıların Osmanlı hayranlığı, Osmanlıların kültüründen etkilenmeleri. 1482'den başlayarak 16. yüzyıl sonlarına kadar Avrupa saraylarını ziyaret eden Osmanlı elçilerinin kıyafetleri ve davranışları büyük ilgi uyandırmış. Bu ülkelerde bir Türk modasını başlatmıştır. Osmanlı elçilerine Avrupalı halk da büyük ilgi göstermiştir. Özellikle elçilerin geliş gidişlerinde halk sokaklarda birikerek Osmanlı elçi alaylarını ilgiyle izlemiştir. Bu gösterişli elçilik alayları batılı ressamların tablolarına da yansımıştır. Fransız elçiler sık sık Osmanlı'yı ziyaret ediyor ve her ziyaretinde Türk kültürünü daha iyi tanıyıp ülkelerine taşıyordu. 16. yüzyılda Avrupa'da özellikle Fransa'da bir Osmanlı hayranlığı başlamıştı. Osmanlıların giysileri kullandıkları eşyalar büyük ilgi görüyordu. Batı Anadolu halılarını kullanmak Avrupa saraylarında moda olmuştu. Bir lüks maddesi olarak ithal edilen Osmanlı halıları öylesine değerliydi ki sadece döşemede değil, masa üzerinde de kullanılıyordu. Osmanlı halılarındaki zengin renk ve motifler Avrupalı ressamların tablolarına da yansıyordu. Alman, İtalyan ve Hollandalı ressamlar Lotto, Carpaccio, Holbein hayran kaldıkları Türk halılarını resmediyorlardı. Avrupalıların Osmanlı'yı tanımasında en çok katkısı olan kişi, Osmanlı'nın Fransa'ya 1669'da elçi olarak atadığı kolbaşı müteferrika Süleyman Ağa'ydı. Fransalı erkekler bu elçi gibi giyinmeye, ona özenmeye başlamıştı. Fransa kralı 14. Louis bile buna kendini kaptırmış olacak ki, Süleyman Ağa'yı elmas süslü bir kıyafetle karşıladı. Onuruna eşi benzeri görülmemiş bir davet verdi. Herkes dünyanın bu yeni süper gücünü tanımaya hevesliydi. Bu hayranlık, Pierre Loti gibi bir Osmanlı dostu Türk hayranını ortaya çıkarmıştır. Tüm dünyaya eserleriyle Osmanlı kültürünü tanıtmıştır bu yazar. Askeri alan. Avrupa, Türklerden top dökümünü öğrendi. Henüz 1300'lü yıllarda Kosova'da Türklerin top kullandığı kesin bilgidir. Avrupalılar hem bu teknolojiyi Osmanlı'dan öğrendi hem de Osmanlıların askeri başarıları üzerine kitaplar yazdı. Kendi askeri düzenlerini ona göre şekillendirdi. Ayrıca savaş sırasında askerleri cesaretlendiren ve karşı tarafın psikolojisini olumsuz etkileyen Osmanlı mehterhanesi de Avrupalıların ilgisini çekmiş. Osmanlı mehterhanesini taklit eden Avrupalılar kendi askeri bandolarını oluşturmuşlardır. İstanbul'un fethinde ise buradaki dev toplar Avrupa'daki feodal yapıların bitmesine yol açmıştır. Osmanlı tehlikesine karşı Türk çanı adeti başlatılmıştır. Günün belli saatlerinde kilisede çanlar çalınarak Hristiyanlar Türk istilasına karşı duaya çağrılıyorlardı. Yine ilk gazetede New Zealand 1502'de Türklere ait haberler için çıkarılmıştır. Kahve ve kahvehaneler. Avrupalılar kahveyle Osmanlılar sayesinde tanıştı. Kahve kültürü yüzyıllarca Osmanlı'da vardı. Türk ve Osmanlı kahvesi hala dünyaca ünlüdür. Avrupalıların Osmanlı'dan kahveyi öğrenmesinin ise farklı şekillerde rivayeti vardır. Kimi söylentilere göre Osmanlı'nın Fransa elçisi bunu yaptı. Kimileri ise Viyana kuşatmasının sonrasında bunun gerçekleştiğini iddia ediyor. Öte yandan Osmanlı kültürü Avrupalıların sosyal yaşamını da etkilemiş ve Avrupalılar taklit yoluyla Osmanlı'dan kahvehane kültürünü almıştır. Kahvehaneler Osmanlı toplumunda bir araya gelme, toplama işlevini üstlenmişlerdi. Osmanlı etkisiyle 1660'larda Marsilya'da kahvehaneler yaygınlaşmıştır. 1669'da Paris'e giden Osmanlı elçisi Süleyman Ağa'yla kahve kültürü Avrupa'da moda olmuştur.
18. yüzyılda ise kahvehaneler Avrupa şehirlerinin vazgeçilmez bir sosyal kurumu haline gelecektir. Daha sonra bu kültür modern kafelere dönüşmeye başlayacaktı. Giyim, kuşam, moda. Divan, Fransız ladylerin kendilerini Osmanlı kadını olarak resmettikleri tablolarda yer alan önemli unsurlardan biriydi. Avrupalı asiller, hayvanların portrelerinde bile gösterişli ve güçlü olsun diye Osmanlı temaları kullandı. Batı'nın en iğrenç yönlerinden birisi de kedi köpekle aynı tabakta yemek yemesiydi. Osmanlı'da hayvanlara verilen atıklar insan kaplarına değil, ayrı kaplara konulurdu. Avrupalılarsa kendi yediği tabaktan hayvanlara veriyordu. Belki de çoğu halen buna devam ediyordur. İnsan bütünlüğüne saygı. Ayrıca Avrupa'da o devirde insanlara hiç saygı duyulmuyordu. İnsan hakları falan zaten yok gibiydi. Türkler hem eski törelerinde hem de İslamiyet'ten dolayı insanların hakkına, hukukuna dikkat ediyordu. Ayrıca kadınlara değer veriliyordu. Avrupalılar yüzyıllarca zihinsel engellileri içine şeytan girmiş denilerek, yakarak vahşice katlederken, Osmanlı medeniyeti su sesi ve bazı musikileri zihinsel ve psikolojik tedavide kullanıyordu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Türkiye'nin kara kutusu.